Vallahi abi şimdi nereden başlamak lazım biliyor musun? Şimdi sistemi kökten eleştireceksin. Nasıl eleştireceksin? Biz bilinçsiz bir toplumuz. Eğitime katılmayan bir toplumuz. Kendimizi geliştirmiyoruz. Geliştirmedikçe hep birilerinin bizi yönetmesini, sorgulamamızı istedikleri için biz de sadece bazı şeylere uyup rivayet gösteriyoruz. Adamlar mesela bir korona çıktı değil mi? Kimisi evine ekmek götüremedi. Çoğu iş yeri kapandı. Herkes herkese bir koli erzak gönderdi. Sanki o erzak bir ay yetecekmiş gibi davrandı ama kimse yetmedi. Para desen gelmedi. Bir evin mesela ben evliyim, çocuğum var. Şu an bakıyorum, tamam mı? Yani bir çocuğun gideri 500 lira. Ya ben çalıştığım halde güya bankasına çalışma ödeneği attı. Ben babamla beraber yaşadığım halde kıl payı yetti. Ya düşünüyorum, tamam mı? Mesela Müslüman olmam bunu gerektiriyor, anlatabildim mi? Kendimden başkasını da düşüneceğim. Rabbena hep bana mantığıyla yürümeyeceğim. E bakıyorum abi, tamam mı? Bana ben babamla yaşadığım halde elektriği, suyu, doğalgaz o dediği halde bu 1800 lira bana yetmiyorsa, adam var, eşi, çocuğu. Bu adam asgari ücretle nasıl ev geçindir? Sen bunları sorgulamadığın için bu adam her şeyi yapacak. Bak ne oldu? Gece yarısı sokağa çıkma yasağı ilan etmediler mi? Evet. Ne oldu? Az önce de açıklıyorlar, diyorlar ki gönlümüz el vermedi. Bu çocuk oyuncağı mı? Mesela bu adam Mardin'den buraya gelmiş, tamam mı? Çalışıyor burada. Sokağa çıkma yasağı var denildi. Adam 2 gün boyunca lojmana mahkum edilecek. Ne oldu? Adam bir karar açıkladı. Dedi ki hayır dedi, gönlüm el vermedi. Tekrar dedi çıkabilirsiniz. Ben demek istedim. Yani bizi nasıl bir toplum yaptılar biliyor musun abi? Biz zaten biraz körü körüne bazı şeylere bağlı kaldığımızdan dolayı sorgulatmamızı istemediler. Sorgulamadı. Eğitim desen, iyi bir eğitimimiz var. Nasıl düzelir dostum peki? Var mı bir kafanda proje? Var abi. Yani şöyle söyleyeyim, belki kimisine yanlış gelebilir. Ben dindar bir insanım. Ateiste de saygı duyarım. Ben dindarın ateist ahlakını almasını isterim. Deist ahlakını almasını isterim. Nasıl biliyor musun? Bu adamlar Kur'an okumuş, Kur'an ahlakını almış. Bizim Kur'an okuyan toplum Kur'an'ın ahlakını almıyor. Ben okuyorum abi, tamam mı? Arapça okumuyorum. Ya şimdi şöyle bir şey var abi. Arapça okuduğum bir şeyden Arapça bilmiyorum ki anlayayım. Yanlış mıyım? Doğru. Şimdi ben sen Türkçe biliyorsun, İngilizce. Türkçe bir kitabı veriyorum sana. Al abi diyorum, bunu oku. Sen İngilizce bilmiyorsun, bir şey anlar mısın? Hayır. Ben Türkçe mealini okuyorum. Bana diyor ki haksızlık yapmayacaksın. Kur'an-ı Kerim diyor, bunu bir yaratan bana söylüyor değil mi? Haksızlık yapmayacaksın. Akraban da olsa, annen de olsa, baban da olsa diyor, kayırmayacaksın. Adalette diyor terazili eşit olacaksın. Yabancı olursa, hani bizim deyimle var ya, geri kafan gavur. Gavur bile olsa diyor ona hakaniyetli davranacaksın. Mehmet Okuyan var, Mustafa İslamoğlu gibi, Caner Taslaman gibi, İsrafil Balcı gibi adamlar var. E bu adamları geri planda tutarsan, sen cübbeli sarıklıyı çıkarırsan, onlar daima bu toplumu hep böyle geri planda tutmayı başarırlar. Anlatabildim mi? Sana terliği satarlar, al bu terliği, al bu peygamber terliği der, sen bununla cennete gidersin. Seni kandırırlar. Çünkü din her zaman dünya genelinde her toplum, bak Trump'ı bile görüyorsun, bir protesto oluyor, İncil'i alıyor. Arkasına saklanıyor, anlatabildim mi? Ama içini bilmiyor. Biliyor belki, bilmiyor ama sandık yani bilmiyor. Bilse zaten onu yapmayacak. Her toplum onun arkasına saklanıyor. Anlatabildim mi? Adam nasıl boşuna demiyor. Din diyor bir toplumun afyonudur. Ver verebildiğin kadar. Çünkü kandırıyorsun. E adam zaten rahatlığa alışmış abi. Anladın mı? Biz diyoruz ki bize birileri bir şeyler anlatsın. Biz kendimiz okumayalım, kendimiz sorgulamayalım. Ya bir kendini al aç oku ya, sana oku emri diye bir şey gelmiş. Yani sen bir Müslüman olarak bu ülkeyi bir deistin yönetmesini daha mı sağlıklı görüyorsun? Abi, konuşmalarından onu anlıyorum. Ben bunca yıl bakıyorum, tamam mı? Mesela 26 yaşındayım. Baktım, tamam mı? Dedim ki yani bizim ülkemizi hep kimler yönetmiş? Bir kere Sol Parti yönetmiş, CHP yönetmiş. Şimdi de sağ partiler yönetmiş değil mi? E bakıyorum da abi aralarında pek bir fark yok yani, iyi yönetememişler yani. Hep insanlar birbirlerini kayırmışlar. O diyor ki zamanında dindarı ezdi. E dindar şimdi gelmiş Atatürkçü'ye ezdi. E Atatürkçü başa gelirse bu sefer dindarı ezecek. Nasıl olacak bu? Ben yani nasıl bir insan arıyorum biliyor musun? Yani iyi bir Müslüman çıksa yönetir mi diye pek ihtimal de vermiyorum. Yani bir ateist mi desem, bir deist mi desem. Abi Justin Trudeau Kanada Başbakanı bilir misin? Ben o adama baktım. Adamda din iman yok ama biliyor musun? Adam eski bir esrarkeş ve boksör. Adamı ülke başbakanı yaptılar. Adam ne dedi biliyor musun bu korona zamanında? Vatandaşım dedi, sen dedi sağlığını düşüneceğim, paranı ben senin düşüneceğim dedi. Müslüman ülkeleri göster abi, hangisi vatandaşına dedi ki? Sen evinde otur da ben senin sağlığını düşüneceğim. Şey sen sağlığını düşüneceksin, ben parayı vereceğim. Hangisi dedi? Bizde İBAN vardı. Ben... Para istendi bir de. Bak para istedi. Sen çok zengin bir toplumuz. Araplar gibi her yerde petrol mü fışkırıyor? Yok. Gariban çiftçi çocuğuyuz. Köylü çocuğuyuz. Ya çıkarsa tarlada 3-5 ürün zararına satarız. Ya başka bir şey yok. Ben de işte değişmemiz biraz eğitim. Eğitimin kökten değişmesi lazım. Üniversiteleri yani nasıl söyleyeyim? Adamları köreltmemek lazım.
Ben şeyi merak ettim. Mustafa Kemal hakkındaki düşünceleri nasıl? Abi onu tanımıyordum. Nasıl tanımıyordum? Hani çocukken okulda öğrettikleri Mustafa Kemal Atatürk sorgulatmaz, şöyle yapmaz, böyle yapmaz. Sorguladığımda baktığımda adam devrim yapmış. Nasıl devrim yapmış? Osmanlı'dan, tamam Osmanlı'da koca koskoca bir hükümdar. Onun da yanlışı var, doğrusu var. Yanlışları biraz doğruların üstüne geldiğinde ben kanıtımı veriyorum. Ama Mustafa Kemal ne yapmış? Devrim yapmış, yenilik yapmış. Abi adam yenilik getirmiş. Bakıyorsun dünyada şu an Avrupa medeniyetin başkenti dediğimiz yerlerde kadına seçme seçilme hakkı tanınmazken adam kadını yani seçme seçilme hakkı tanımış yani. Sen varsın, sen bir bireysin. Anladın mı? Şimdi bakıyorsun Orta Doğu'da topluma... Dini toplumlarda kadının yeri biraz... Abi, değil mi? Kadın ne biliyor musun? Dini toplumlarda yeri. Araç, amaç değil. Çok affedersin, bir seks kölesi gibi başka bir şey görmüyorlar. Oturacak evde diyor. Anlatabildim mi? Yemeğini yapacak. Bu ne yapacak? Çocuk yapacak, sorgulamayacak. Kocam nerede kaldı demeyecek. Çalışmayacak. Topluma faydalı olmayacak. Yani yanlış şey. Ama adam ne yapmış? Sen ne demiş? Benim gibi bireysin. Anlatabildim, seni araç olarak görmemiş. Amaç olarak. Çok ilginç bir şey söyledin. Bak, İlk defa duydum böyle bir şey. Yani ben bir Müslümanım diyorsun ama ateistlerin, deistlerin ahlakından ahlaklanmamız lazım diyorsun. Ya biz Müslümanlar abi bak olarak. Şu an bana sana bir şey söyleyeyim mi? Belgesel izliyorsundur. İzledin mi? İsviçre'yi, Norveç, evet. Finlandiya, ondan sonra Kanada. Görüyor musun? Çocuk tecavüz yok. Var mı? Yok abi, çok az. Yani yok denilebilecek. Bir el geçmeyecek kadar. Yaşam kalitelerine bakıyorsun. En üst seviyede. Anlatabildim mi? Bakıyorsun adam diyor ki belli bir bölgede bir Müslüman yeri var. Adam oraya cami yaptırıyor ve koruyor. Saygılı. Saygı duyuyor. Bizde abi adam çıkıyor Ermeni kilisesinin çanını kırıyor. Hacını kırıyor. Onu kırıyor. Bir toplum da onu destekliyor. Yani konuşulacak o kadar şey var ki inan ki yani böyle konuşsam daha patlayacağım yani. Yani her demek istedim. Bizim de şeyimiz eğitime dayanıyor abi. Eğitimin temellerinin değişmesi lazım. Sen kalkıp ki dersen ki İmam Hatip'i okursan, iş bulursan, İmam Hatip'li her türlü işi bulup da Ege Üniversitesi'ni bitiren adam işsiz kalıp inşaata gidiyorsa buradan sen eksi yüzdesin. Yani bu eksi yüzdesin. Bunlar çok yanlış şeyler abi. Çok güzel bir ülkemiz var. Gerçekten çok güzel bir ülkemiz. Dört mevsim yaşanıyor abi. Herkes tamam mı? Petrole kafayı yormuş, şuna kafayı yormuş. İnan ki Avrupa ne yapacak biliyor musun? Müslümanlara minnet etmemek için petrolü yok edecekler. Bak ciddi söylüyorum. Elektrikli otomobile geçmişler. Elektrikli yollara geçmişler. Bu adamlar ne yapacak bugün yarın biliyor musun? Güneşten faydalanıp otomobil yapacaklar. Bak böyle yapacak. Suudi Arabistan'la da artık. Hayır, onlara muhtaç olmamak için. Çünkü niye? Petrol geliyor devamlı. Sıcak para. Bunlar kaynaklanıyor ama bir gelişimi yok yani. Şu an bana bir tane Orta Doğu'da ülke göster ki desin ki dünyada bu ülke yok oldu. Dünyada böyle bir zarar olacak. Var mı öyle bir ülke? Varsa belki bizim ülkemiz biraz bir geri adım atsa dünya işte bir eksi bir azalır. Ama diğerlerine bakıyorsun yok. Bizi de zaten layık demokratik rejim Mustafa Kemal sayesinde geldi ya. Abi bir de şöyle diğerlerine gelmedi. Biz tarihimizi sorgulamamız lazım. Tarihimizi de bilmemiz lazım, sorgulamamız lazım. Çünkü geçmişini bilen geleceğine daha iyi bakar. Anlatabildim mi abi? Tartışmamız lazım ya birbirimizle. Senin bana tamam mı? Benle burada seninle beraber tartışıyorsak abi birbirimize saygı duyacağız. Sen benim fikrime, ben senin fikrine. Saygı da çok güzel bir şey yani. Sen burada kalkıp Atatürk'ü savunduğun zaman ben oradan kalkıp küfür etmeyeceğim. Ben sana demeyeceğim camileri ahır yaptı. Sen iyi şeylerini söyleyeceksin. Ben de kendimce yanlışlarını biliyorsan sana yanlışlarını ileteceğim. Ya da sen yanlışlarını biliyorsan bana doğruları öğreteceksin, yanlışları söyleyeceksin. Konuşma zemini oluşmadıktan sonra hiçbir şey anlaşılmaz. Abi şu an bakıyorsun tamam mı? İnsanlar nasıl olmuş biliyor musun? İnan ki siyasi partiler öyle yapmış ki adam diyor ki ya bu AKP'li ben bununla diyor ne konuşacağım? Niye abi konuşsan belki adam farklı bir şey söyleyecek sana. Tamam siyasetten demeyecek ki belki sen o adamın ticari zekasından faydalanacaksın. Bak geçen neye şahit oldum biliyor musun? Metronun oradan geliyorum. Bir tane cübbeliyle bir tane kara çarşaflı bir bayan geçti. Ya belki tamam sakallı, belki AKP'li değil. Belki sadece belki koyu Atatürkçü, belki Cumhuriyetçi değil mi? Yandan geçen işte belli yani onları da önce görmüştüm yani Cumhuriyet'in kadınıyım diye geçen. Kalkıp ne dediler biliyor musun? Bak yanlarından geçti. Biz bu geri kafalılar yüzünden mi haldeyiz dediler. Çok yanlış bir şey. Sen niye öyle bir şey diyorsun? Belki senden daha ben tanıdığım başörtülüsü de karşı Atatürkçü. Sen niye böyle bir şey diyorsun ki o insana? Ya birbirine saygı duyacaksın. Zaten bunların amaçları yani herkes birbirinden zaten ayırt edilmiş. Artık siyasi partilere göre hareket ediliyor. Anlatabildim mi? Yani kimse demiyor ya ben bu insanı bir dinleyeyim bakayım bunun derdi ne? Yok. Ya bu CHP'li. Ne olacak? Ayaş olur. Ya bu HDP'li. Terörist. Bu ne? Saadetçi. Bunlar da şu kafadan olur. Bu ne abi? Biz nereye gidiyoruz? Ne yapmaya çalışıyoruz? Ülke bölündü dedikleri bence bu işte. Abi, yani insan olarak bölünmüşüz. Birbirimizi böldük. Ya madem dünya bize düşman biz niye birbirimize düşmanız ki?
Sen madem dünyanın sana düşman olduğunu biliyorsun, sen niye bana düşmansın? Düşman olma. Tamam, sen de dünya birlik olduğunu göster. Dünya sana hadi hiçbir şey yapmaz, sana niye bir şey yapsın? Ben bir kere bunu soruyorum. Niye bir şey? Ben bir köprü yaptım diye beni mi kıskanacak? Adam denizin altından köprü bağlamış. Atıyorum ben bir yol yaptım diye beni mi kıskanacak? Yok. Elektrikli yol yapmış. Bunlar yanlış şeyler bence. Kanmamak lazım. Seni de tanıdığım için durdum. Çünkü korona ile ilgili bir konuşmanı dinlemiştim. Onun için konuştum. Yoksa konuşmayacaktım. Çok güzel konuştun korona için. Ben teşekkür ederim.